sıralar revaçta olan ve uzun sürede kalmaya devam edecek bir moda akımı var sırada. Kaş tasarımı. Kaş tasarımının bütün detaylarını sizler için öğrendim. Şu sıralar trend olan, olmaya da devam edecek bir moda var. Tabii ki kaş tasarımı. Kaş tasarımı yapacağız bugün. Ayrıca kıl tekniği uygulayacağız. Yanımda Rengin Hanım var. Nasılsınız Rengin Hanım? Teşekkür ederim. Güzelliğimiz için kaşların önemi nedir? Gözün çerçevesi. Değil mi? Etkili bakışlar için mutlaka güzel kaşlara sahip olmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Düşünsenize, düşükse eğer kaşlarınız hep üzünlüsünüz. Evet. Eğer çok yukarıya doğruysa her zaman kızgınsınız. Onun için kaş bütün ifadenizi tamamlayan en büyük faktör. Kaş tasarımını nasıl belirliyoruz? Mesela diyelim ki modelimizin yüzüne göre nasıl bir tasarım yapacağız? Bazen anatomik olarak referans noktalarımız var. Bu referans noktalarımız bize aslında yüze göre, iskelet sistemine göre nasıl bir kaşa sahip olması gerektiğini zaten gösteriyor. Dilerseniz başlayalım. Böyle kumpasa benzer bir cetvelim var benim. İlk önce başlangıç noktasını belirleyebilmek için çok şaşıracaksınız. Evet, kesinlikle. Ölçüyoruz şu an. Daha natürel, daha doğal kaşlar. Hatta mümkünse alınmamış, efekti verilmiş kaşlar çok önemli bizim için. Çok daha gündemde. Bir arada Ebru Gündeş kaşı dediğimiz şöyle ince kaşlar. O mart kanadı kaşlar. Çok modaydı. Şu an ama Ebru Hanım'ı da sevgili analım. Ebru Hanım'ın inanılmaz güzel, yüzüne uygun, çok anatomik kaşları var. Çok beğeniyoruz. Evet, artık birazcık daha doğala döndü Ebru Hanım da. Yasemin Hanım'la daha önce konuştuk. Dedik ki nasıl bir yüz, yüzünüzde ifade olsun istiyorsunuz. O da gayet dinamik olsun. Şu anki kaşların biraz ince olduğunu düşünün. Birazcık kalınlaştırmak çok daha yeterli dedim. Bir çizim yapıyoruz kozmetik kalemle. Diyoruz ki Yasemin Hanım, bittiği zaman böyle bir görüntü olacak. Onayını alıyoruz, formlarımızı dolduruyoruz ve akabinde çalışmaya başlıyoruz. Kaşlarımızı sürekli aynı kişiye aldırmamız doğrudur değil mi Rengin Hanım? Çünkü farklı kişilere aldırdığımız takdirde kas şeklimiz de değişebiliyor. Kim daha iyi tanıyorsa sizin ifadenizi, sizi. Sadece kaşı yüzünüze bakıp almıyoruz. Biraz sizi tanımamız lazım. Mesleğinizi bilmemiz lazım. Sosyal yaşantınızı bilmemiz lazım. Ki sizi doğru ifade edebilecek bir kaş olsun. Beyaz kalemimizle farkındalık oluşturabilmek için etrafına minik bir aydınlık koyuyorum. Bu danışanımız için, bizim için yapılan bir uygulama değil. Danışanımız sınırlarımızı bilsin diye yapıyoruz. Nereye kadar çıkacağız, nereye kadar ineceğiz. Bakın beyaza kadar gelecek diye göstereceğiz aslında. Böyle bir dizayn düşünür müsünüz? Bu arada yaptığımızı anlatıyoruz. Aslında kendi temel kaşlarının çok sınırlarının dışına çıkmadığımızı, diğer taraftan eksik gördüğümüz, çünkü kaşın uç kısımlarında hafif bir örtüşme var. Bunun biraz daha yukarı kalkması gerekiyor. Bunun için buradaki boşlukları bir doldurmamız gerektiğini anlatıyoruz. Şu an anlatıyorum size aslında. Olabildiğince birbirine benzer kaşlar yapıyoruz ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Kaşlar ikiz değildir, kardeştir. Beğendin mi kaş tasarımını? Evet, şu an çok mutlu oldum. Tam istediğim gibi. O zaman biz uygulamaya başlıyoruz. Kıl tekniği nedir? Biraz bize bahsedebilir misiniz Rengin Hanım? Kıl tekniği aslında bakarsanız kıl efekti çizme. Kişide gördüğümüz kılların birebir benzerini çizebilmek. Peki kendi kıllarımızın yumuşak ya da sert olması değiştiriyor mu uygulamayı? Tabii bizim yapmak istemediğimiz kıl tekniği, hayır size çok uygun değil, permanent dediğimiz dışarıya doğru boyutlu kılları olan kişiler. Kıl tekniği uygulaması kaç seansta bitiyormuş Rengin Hanım'dan öğrenelim. Kıl tekniği seansı, tek seans yapıldıktan sonra 6 hafta sonra bir kontrol seansı yapılır. Eğer göç eden bir pigmentimiz varsa onlar tamamlanır.
Renginam'ın farkı nedir kıl tekniğinin? Kıl tekniği çok natural gözüküyor. Çünkü kaşımız daha önce tribal dediğimiz dizaynlar yapıyordu. Dolgu tekniği dediğimiz. Tamamen bir bütünsellik görüyorduk ama artık detay detay görüyoruz. Çok daha natural bir görüntü. Kendi kılımızdan hiç ayırt edilmiyor. Onun için çok fazla tercih edilen bir uygulama. İkinci katımızı geçtik. Bakalım üçüncü kata ihtiyacımız var mı? Rengin Hanım durum nedir? Evet, bu kaş için ikinci katı tamamlayacağız ama burada üçüncü kata ihtiyacımız olduğunu çok düşünmüyorum. Kıl tekniğiyle kaş tasarımı uygulamamız bitti. Yasemin Hanım gördüğünüz gibi uygulamanın hemen sonrasında istediği davete katılabilir. Bakışlara sahip olmak, yüz güzelliğinizi ortaya çıkarmak için kaşlarımız çok önemli. Siz de kaşlarınızdan mutsuzsanız kaş tasarımıyla kıl tekniği uygulamasını kullanabilirsiniz.